Kumanda devrem 24 volt DC ile çalışmakta. Bu nedenle 24 volt DC güç kaynağımın artı ucunda S11 buton grubundaki 0 nolu stop butonunu 21 nolu kontağına bağlantı yapıyoruz. S11 buton grubundaki 0 nolu stop butonunun 22 nolu kontağıyla yine S11 buton grubundaki 2 nolu yok butonunun 21 nolu kontağına bağlantı yapıyoruz. S11 buton grubundaki 2 nolu yok butonunun 21 nolu kontağıyla yine aynı gruptaki 1 nolu yok butonunun 21 nolu kontağına bağlantı yapıyoruz. S11 buton grubundaki 2 nolu jog butonunun 22 nolu kontağıyla S11 buton grubundaki 1 nolu jog butonunun 13 nolu kontağı arasında bağlantı yapıyoruz. S11 buton grubundaki 1 nolu jog butonunun 13 nolu kontağından Q11 güç kontaktörümün yardımcı kontağı olan 13 nolu kontağına bağlantı yapıyoruz. S11 buton grubundaki 1 nolu jog butonumun 14 nolu kontağıyla Q11 güç kontaktörümün yardımcı kontağı olan 14 nolu kontak arasında bağlantı yapıyoruz. Q11 güç kontaktörümün yardımcı kontağı olan 14 nolu kontakla Q12 güç kontaktörümün yine yardımcı kontağı olan 21 nolu kontak arasında bağlantı yapıyoruz. Q12 güç kontaktörümün yardımcı kontağı olan 22 nolu kontakla Q11 güç kontaktörümün A1 bobin ucu arasında bağlantı yapıyoruz. S11 buton grubundaki 1 nolu jog butonumun 22 nolu kontağıyla yine aynı gruptaki 2 nolu jog butonumun 13 nolu kontağı arasında bağlantı yapıyoruz. S11 buton grubundaki 2 nolu jog butonumun 13 nolu kontağıyla Q12 güç kontaktörümün yardımcı kontağı olan 13 nolu kontak arasında bağlantı yapıyoruz. S11 buton grubundaki 2 nolu jog butonunun 14 nolu kontağıyla Q12 güç kontaktörümün yardımcı kontağı olan 14 nolu kontak arasında bağlantı yapıyoruz. Q12 güç kontaktörümün yardımcı kontağı olan 14 nolu kontakla Q11 güç kontaktörümün yardımcı kontağı olan 21 nolu kontak arasında bağlantı yapıyoruz. Q11 güç kontaktörümün yardımcı kontağı olan 22 nolu kontakla Q12 güç kontaktörümün A1 bobin ucunu bağlıyoruz. Besleme kaynağının şasisinden Q11 güç kontaktörümün A2 bobin ucuna bağlantı yapıyoruz. Q12 güç kontaktörümün A2 bobin ucuyla Q11 güç kontaktörümün A2 bobin uçları arasında bağlantı yapıyor. Güç devrem 3 faz 380 volt,
ve besleme kaynağımın L1 fazından Q1 motor koruma şalterimin 1 nolu kontağına bağlantı yapıyoruz. L2 fazından Q1 motor koruma şalterimin 3 nolu kontağına bağlantı yapıyoruz. L3 fazından motor koruma şalterim olan Q1'in 5 nolu kontağına bağlantı yapıyoruz. Q1 motor koruma şalterimin 2 nolu kontağıyla Q11 güç kontaktörümün 1 nolu ana kontağı arasına bağlantı yapıyoruz. Q12 güç kontaktörümün 1 nolu ana kontağıyla Q11 güç kontaktörümün 1 nolu ana kontağı arasında köprülem alıyoruz. Burada faz sırasının değişmeliğine dikkat edin. Q1 motor koruma şalterimin 4 nolu kontağından Q11 güç kontaktörümün 3 nolu ana kontağına bağlantı alıyoruz. Q12 güç kontaktörümün 3 nolu ana kontağından Q11 güç kontaktörümün 3 nolu ana kontağına köprülem alıyoruz. Burada faz sırasının değişmeliğine dikkat edin. Q1 motor koruma şalterimin 6 nolu kontağı ile Q11 güç kontaktörümün 5 nolu ana kontağı arasında bağlantı alıyoruz. Q12 güç kontaktörümün 5 nolu kontağı ile Q11 güç kontaktörümün 5 nolu ana kontağı arasında köprülem alıyoruz. Burada faz sırasının değişmediğine dikkat edin. Q12 güç kontaktörümün 6 nolu ana kontağıyla Q11 güç kontaktörümün 2 nolu kontağı arasında köprülem alıyoruz. Burada faz sırası değişti. Q11 güç kontaktörümün 2 nolu ana kontağıyla motorumun U1 ya da U klemensleri arasında bağlantı alıyoruz. Q12 güç kontaktörümün 4 nolu ana kontağıyla Q11 güç kontaktörümün 4 nolu ana kontaklar arasında köprülem alıyoruz. Burada faz sırası değişmedi. Q11 güç kontaktörümün 4 nolu ana kontağıyla motor klemensim V1 ya da V arasında bağlantı alıyoruz. Q12 güç kontaktörümün 2 nolu kontağıyla Q11 güç kontaktörümün 6 nolu ana kontağı arasında köprülem alıyoruz. Burada yine faz sırası değişti. Dikkat edecek olursanız 4 nolu kontaklar arasında bağlantı birebir, fakat Q11'in ikisi ile Q12'nin 6'sı, Q11'in 6'sı ile Q12'nin ikisi yer değiştirmiş durumda. Yani bu devrede L1 ve L3 fazları yer değiştirilerek motorun devir yönü değişmesi sağlanmıştır. Ve Q11 güç kontaktörümün 6 nolu ana kontağıyla motor klemensim W1 ya da V1 arasında bağlantı alıyoruz. Motorumuzun
yıldız bağlantısını yapıyoruz. Bunun için W2, U2 uçları ve U2 ile V2 uçları arasında köprüleme yapılacak.